Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Hızlı bir giriş yaptım arkadaşlar. Biraz önce açıklama videosu paylaştım. Yorumlar bayağı güzel. Destekleriniz, yorumlarınız geldi. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinize sağ olun, var olun. Moralim düzelmeye başladı. Vallahi insanların böyle bir sizlerin desteği beni daha ileriye ve daha mutlu ediyor. Daha güzel işler yapma hayali kuruyorum sizler sayesinde. Arkadaşlar bayağıdır tavşanımızda video gelmiyordu. Bugün de Ramazan, yemek videosu falan da yok. O yüzden yağmur da yağıyor. Tavşanıma dedim bir ot bulalım. Annem buluyor genelde. Evin arkasında böyle tavşan otu falan varmış. Onlardan gazıyor. Birlikte bulacağız. Onu yedireceğiz, doyuracağız. Şöyle etrafı da bir çekeyim. 2 gündür falan acayip yağmur, kar gibi böyle dolu molu yağıyor. Her yer çamur, çarp. İnanın var ya, sabah akşam çamur, pislik, keçilerin pislikleri, ineklerin pisliklerini çekiyoruz. Araba buraları yıkıyoruz, bıkıyoruz. Her tarafımız battı. Şöyle etrafı çekeyim, sizler de görün. Oğlaklarım da burada, çadırın altındalar. Samanlarını yediler. Biraz önce de biraz saldık, güttük. Şu anda orada dikeliyorlar ve yağmuru seyrediyorlar. Güzeller. Ondan sonra biraz sonra da katacağız. Anneleri gelince emzireceğiz. Şöyle çevireyim de etrafı bir göstereyim. Gerçekten bu bahar aylarında böyle oluyor her zaman. Görüyor musunuz? Buralar acayipti ya. Ayağım batıyordu sabah geçiler çıktığında. Dışarı aynı. Gördünüz mü? Buralar süpürdüm, çektim. Yani günde 10-15 araba çıkartıyoruz buradan. Şöyle süpürgeyle iyice böyle süpürdüm çamurlarını, pisliklerini. Şimdi ot kazmaya gideyim. Yağmur da yağıyor. Bir ara ara kar atıştırıyor gibi arkadaşlar. Ya dediğim gibi bahar aylarında hep böyle oluyor bu. Keçiler, inekler taze ot yiyorlar ya, yeşil. O zaman hem çişleri hem de büyük çişleri diyeyim. Sulu oluyor, akıntılı oluyor. O yüzden de acayip cıvık oluyor. Her yeri batırıyorlar falan. Yaylaya çıkana kadar işte böyle. Güneş oldu mu sıkıntı yok. Hemen kuruyor temizleyince. Görüyor musunuz? Bir de burada su borularını değiştiriyorlar. Onların da gazı çalışmaları yolları mahvetti. Her yeri çamur çarp yaptı. Ama temizlerler eminim bundan. Temiz iş yapıyorlar çünkü gördüğüm kadarıyla. Annem çıkmış bile. Tavşana bulalım. Çok seviyor ya bu yaban. Böyle buralardan kazdığımız otları çok iyi yiyor. Onu da arkadaşlar artık salma vaktimiz geliyor. Çünkü bayağı büyüdü. Vallahi annemin, annemin, benim de aynı ayakkabılar, üstler, başlar, hep çamur. Sabahtan beri doğru dürüst ağırdan çıkamadık ya. Temizlik, memizlik. Temizliyon tekrar, temizliyon tekrar. Yaylaya bir çıksak rahatlayacağız Allah'ın izniyle de. Kar atıyor şu an arkadaşlar. Bugün tuhaf bir şey, hava oldu. Yağmur yağdı, bulgurcuk yağdı, dolu yağdı, kar da yağdı. İstersen sen kamerayı tut anne. Ben kazansın. Sen tutamam mı? Dur, tutamam ya, iyi olmaz. İyisi tavşan ne olacak? Olduğu kadar. Olduğu kadar. Onlar tavşan otu mu? Hı hı. Sen bana ver. Bıçağı ben hem tutayım kamerayı. Hem gazayım, sen göster sadece, ben bilmiyorum. İşte. Bunları çok seviyor arkadaşlar. Yemcittim, dallar hep koptu. Neyse, vardır öyle başka. Ana, şu hoca. Hangisi? Şu gövenin dikene bak. Bıçağı biraz. Derin sokayım, kökten az. Demek ki dağda da bunlardan yiyor bu ha. Tabii. Ya öyle böyle sevmiyor arkadaşlar. Marul falan
pek vermek istemiyorum. Bahçemizden veriyorum da. Bahçedeki sıkıntı yok da pazardan aldıklarımız hormonlu gibi. Hormonlu gibi olduğu için pek vermek istemiyorum. Kendi bahçemizden veriyorum. Ama bu otları daha çok seviyorum. Göreceksiniz zaten videoya da çekeceğim yerken. Kara atıştırmaya devam ediyor. Nasıl sevdiğinizi göreceksiniz. Sobanın altına giriyor. Normalde otu görünce dayanamıyor, hemen çıkıyor dışarı. Başka var mı hani? Bakın. Tavşan da yiyor. Zaten tavşanlar akşam yayıldıkları için. Çoğursa da. Çıktı da pek iyi çıkmadı ya. Kolay yerde yok mu? Görüyorsunuz arkadaşlar manzarayı. Yani şu büyüdü. Ulan ne biçim kökü varmış bunun. Kökleri kalın. Kökleri iyi de. Şunlar da. Bunlar daha az. Ah iyi çıkardım. Şu da mı onda? Bu gaz. Bu pek gömüllü çıkmadı ama yapraklarını yesin. Yeter mi? Şimdilik yeter. Başka şeyler de veriyoruz. Hiç bazı arkadaşlar mesaj atmıştı arkadaşlar. İshal olur. Çok ot yedirme falan diye. Bugüne kadar hiç ishal olmadın. Hep normal. Hiç rahatsızlanmadı. Fena zıplıyor. Artık onu da salalım ki bizim gibi evde oda kapanıp şey olmasın. Büyüdü çünkü. Artık dağlara alışsın, istediği yere gitsin. Elimizden geldiğince bakıyoruz ama yine de doğa bir farklı ya. Onlar için sonuçta evcil değil. Ama evcilmiş gibi yani. Bayağı insana yakınlık gösteriyor. Alıştı artık bizlere. Hava da güzel arkadaşlar gerçekten. Bayağı bahar geldi, ortalık yeşerdi gördüğünüz gibi. Bugünümüzü tavşanımıza ayırdık videoda. İnşallah beğenirsiniz kızımızı. Kız fena kız oldu, çok karamaz oldu arkadaşlar, çok. Bahçemizi de gösterelim. İyi. O topladık tekrardan. Bakın arkadaşlar maydanozlarımız, bir de poşet uçmuş buraya. Soğanlar. Geçin de verdim ya. Görüyor musunuz? Marul. Marullar orada. Yapraklarından koparıyoruz. Tavşana veriyoruz. Ağaçlarımız da çiçekte. Armutlar, kirazlar falan. Bir tane kiraz ağacımız var gerçi ama hep çok oluyor da biraz küçük. Taneleri erken eriyor. En erken eren kirazlardan. Üstümüz başımız hep battı ya.
Bu da bizim köyümüzün tabelası. Bayrağı ben taktım arkadaşlar. Orayı geçen şurada yerde buldum. Uçmuş gelmiş. Nereden geldiyse ben de tabelanın üstüne taktım. Aa, kar yağıyor kar. Gerçekten kar yağıyor. He. Ben getireyim odunları. Nerede? Şuraya baksanıza ya. Tavuklar mavuklar da hep ıslandı. Kar yağıyor arkadaşlar gerçekten. Her bir kar yağıyor yani başladı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kameram göstermiyor, gösteriyor mu? Ama tane tane kar atıyor. Yağmurdu, kara çevirdi. Şimdi eve gidelim de tavşanımızla birlikte yerken onu bir çekeyim sizlere. Buralarda çalışmalardan dolayı bakın. Her yer tarım ağrı. Şu el arabasına falan baksanıza ya. Görüyor musunuz çam şeyi? Pisi. Bu adam da iyi kullanıyor. Ona hızlıca geliyor ama. Şöyle kaçayım ne olur ne olmaz. Kar yağıyor kar. Görebiliyorsunuz herhalde ya. Kameramı ben ıslandı da pek net göremiyorum ama kar güzel yağıyor. Arkadaşlar eve geldim. Otlarımı da hazırladım. Pencerenin önüne. Tavşanımı göstereceğim sizlere. Ben kucağımda yatıyor. Normalde pek sobaya daha çok sobanın altına daha çok giriyor. Sıcak oldum mesela hemen çıkıyor dışarı fark ediyor. Bakın ne kadar büyüdü. Oy hopladı benim kızım. Durun kucağımı şöyle yerken çekeyim yerken göstereyim size. Arkadaşlar otlara daldı. Hemen bak. Şimdi pek aslında fazla yemiyor gündüz. Gece daha çok yiyor. Ya şunun çok tatlı bir yiyişi var. Böyle kıpır 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 kıpır. Bunlar var ya sabaha kadar sadece köklerini koyuyor. Baksana ne kadar büyüdün. Küçücüktün kız sen. Değil mi arkadaşlar? Küçücüktü ya eve getirdiğimizde. Şu an alıştı bize artık. Kıpır kıpır ediyor var ya benim çok hoşuma gidiyor. Kırp 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 kırp. Sesi geliyor mu sizlere? Çok güzel bir işim var kız. Çok tatlı. Vallahi adamı iştaha getiriyor ha. Kulakları çok büyüdü arkadaşlar. Bakın kulaklarındaki damarlar bile gözüküyor ya. Bizimkiler de oğlak emziriyorlar. Ben ıslandım. Davarları getirdim falan. Yoruldum. Onlar emdirecekler. Ben de tavşanımla birlikte vakit geçireceğim. Değil mi fındık? Gece çok yaramazlaşıyor ama. Senin ağzını yerim ben. Ağzını yerim ağzını. Ne oldu kız? Hadi yüzünü bir yıka. Hadi bir abdest al. Abdest alıyor arkadaşlar. Şu an size poz veriyor. Bak. Şu ağzını yerim senin. Bak. Dile dile dile. Senin o dilini öperim kız ben. Bak. Çok tatlı oldu benim kızım ya. Çok tatlı büyüdü ya. Çok tatlı büyüdü ya. Geç şöyle biraz daha iyi bakın kızım. Hop. Senin için kazdık geldik biz bunları. Ta da şeylerden dağlardan be. Evin arkasından kazdık kızım. Tavşan otu bu.
Ben. Ya öyle değil ki, kulaklarının damarları bile belli arkadaşlar. Karnı tok bunun, biraz önce de yedi. Gerçi şimdi pek yemiyor. Sabaha doğru, akşam gece acayip yiyor. Arkadaşlar bu fena. Ay Allah'ım. Sevdirmeyeceğim sen gayrı ya. Salalım mı gayrı seni? Mecburen salacağız arkadaşlar biz bunu. Yerliğe gidene kadar bakacağız. Olmadı. Yani 10 gün 15 gün sonra bunu mecburen duaya bırakmamız lazım. Büyüdü zaten benim kızım. Büyüdü. Bizim köpekler de dağa gitti mi zaten, başka da köpek olmadım yaylaya gidince. Mecburen. Bu da yaşar. Allah. Çok yaramaz maşallah. Gel benim tatlım fidanım. Gel fındığım. Gel. Gel videoya bay bay yapalım kızım. Videoya bay bay yapalım. Fena. Sen büyüyünce demek ki hiç tutulmuyor arkadaşlar bu büyüyünce ya. İnsan bunu tutamaz ya, baksana kuyruklara bile mi büyüdü? Düne kadar yürüyemezdin sen ya. O da benim dilim, dudağımı yalıyor. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda inşallah videoyu beğenirsiniz. Tavşanın nerede Hasan diye soruyordunuz. Evet, gördünüz benim fındığım burada. Çapa canlı. fena. Fena aktifleşti. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.